Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Yeni bir tarih ve insan programıyla yeniden karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bizleri sizlerle buluşturan yüce Rabbimize sonsuz şükürlerimiz olsun. Her hafta değişik konularla ekranlarınıza geliyoruz. Yine bu hafta da güzel bir konumuz var. Osmanlı'da saray hayatını konuşacağız. Sarayda kimler yaşardı? Neler yaparlardı? Çok daha detaylı bilgileri yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızdan alacağız. Tabi sorularınızı da bekliyoruz. İkinci bölümde inşallah sizlerden gelen sorularınızı Eh, Ahmet Hocamız'a sorup cevaplarını alacağız ve soru soran üç izleyicimizin arasında da yine Ahmet Hocamız'a ait çok değerli kitaplardan üç adet armağan etmeyi düşünüyoruz. Ekranları başında bizleri seyreden siz değerli izleyenlerimiz ve daimi konuğumuz, değerli hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız, iyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah, teşekkür ederiz. Ee, Lale Gül izleyicilerine kavuşunca seviniyoruz. Allah razı olsun. Haftayı iple çekiyoruz onlara kavuşmak için. İnanın aynı duygularla. Zira gittiğimiz hocam. yerlerde ilgi alakayı görüyoruz. Elhamdülillah. Hocam sizi bekliyoruz falan hasretle, çayımızı alıyoruz, sizi izlemeye başlıyoruz diye söylüyorlar o, güzel çok güzel. <laughs> Elhamdülillah bu da tabii bizleri mutlu kılıyor. Aynen öyle. Geçtiğimiz hafta Kayseri, Güngören, e, Balıkesir. Bir bir de Balıkesir, evet. evet. Yani Kayseri'de, Balıkesir'de gerçekten Mustafa Bey, müthiş kalabalıklar vardı. Yani Kayseri'de çok büyük bir salon ve millet ayaktaydı. Balıkesir'de keza yine büyük bir salon Hı. ve yine millet ayakta. Yani artık belediye başkanları biz gittiğimiz zaman tek bir düşünce sarıyor. Salonları büyütmek. Tabii büyüsün artık hocam. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama tabii bunun e, yani onlarca televizyon kanalı var, onlarca evet. program var. Fakat insanlar gecenin e, sekizinde, dokuzunda... Geliyorlar bir saat, iki saat salonda oturup sizi izliyorlar. Hı hı. Ya bu çok güzel bir şey insanın insanımızın artık kültüre değerlere verdiği önemi gösteriyor. Bu yönden gerçekten ben memnun oluyorum. Ee, muhabbetlerimi sunuyorum hepsine. Aynı zamanda da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Evet. Tarihimizi doğru bir şekilde sunduğumuzu gösteriyor. Milletimizin bu sebeple e, şeyine sevgisine mazhar olduğumuzu gösteriyor. Bu da bizleri elhamdülillah mutlu kılıyor. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun diyor. Amin. Ee, yine yarından itibaren bu hafta içinde uzun bir süreç başlıyor. Yine devam evet, ediyorsunuz, yine ziyaretleriniz var. Evet, yoğun bir, yani bu hafta, bu hafta yine yoğun bir program var. Salı günü inşallah. İnşallah yarın Konya'ya gideceğiz. Hı hı. Genç memur senin davetlisi olarak Konya'da bir konuşma yapacağım. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde inşallah. Hı hı. Perşembe Ankara. Ardından Perşembe Ankara'dayız Sincan Belediyesi'nin davetlisi olarak Ankara'da konuşma yapacağız Cuma, Pendik. Cuma Pendik'teyiz İnşallah Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Pendik'te olacağız Ve Cumartesi yurt dışına çıkacağız İnşallah Avusturya Orada bir konferans vereceğiz İnşallah Şivaz'da değil mi hocam? Şivas'ta evet Bizden Ondan... de çok selam götürürsünüz hocam Vallahi inşallah Mustafa Her Bey içi. Avusturya'da e, Almanya'dan sonra bu sene inşallah Avusturya'da da orada i̇lk da olacak, yoğun ilgiyi hocam? görüyoruz. İlk olacak değil mi Avusturya? Avusturya ilk olacak konferans için. İlk Hı -hı. olacak benim. İnşallah. İlkler heyecanlı olurmuş hocam. Heyecan. <laughs> <laughs> evet. E, hocam şimdi yoğun bir gündemimiz var aslında ama en çok gündemde olan e, konuda 16 Nisan'da yapılacak olan referandum. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet kampanyaları var, hayır kampanyaları var, sosyal medyada dolaşan e, bazı e, durumlar var. Siz bunları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi <laughs> tabii ciddi manada netice itibariyle mecliste tartışıldı. E, milletvekilleri konuştular, değerlendirdiler ve bir ilk defa sivil anayasa Düzenlemiş. Bir kısım maddeleri ortaya çıktı. Yani ben bunu birincisi bu yönden önemli buluyorum. Yani ilk kez meclisin yapmış olduğu bir sivil anayasa. Tabii mecliste partiler bunu konuşunca bir partiye mensup olanlar hemen aleyhine geçebiliyor. Lehinde olanlar lehine geçebiliyor. İşte partiye düşmanlığı varsa oradan başka bir şeyler yapıyor. Mesela... MHP'lilerde de bunu görüyoruz, Hı -hı. çeşitli bölünmeleri görebiliyoruz. Yani milletvekillerinde de bu ortaya çıkıyor. Tabii en son 15 o Temmuz'dan önceki e, Meral Akşener'in bir duruşu, bir çıkışı bir şeyi vardı. Hı -hı. Onun yanında olanlar şimdi buna hemen karşı çıkıyor. Yani burada e, görülen şu, hani bir ayrıştırma, bölüştürme, biz böyle şeyleri seviyoruz. Bu kötü bir şey. Yani Ortadan ne kalkıyor? Fikir kalkıyor. Ortadan düşünce kalkıyor. Değerlendirme kalkıyor. Hı hı. Sağduyulu düşünme kalkıyor. Yani gerçekten milletin e, menfaatine mi, değil mi diye çıkıyor. Ben bir iki yerde bu konuda konuşma yaptım. Hı hı. Yani bir iki yerde konuşma yaptım. Geçen bir yerde mesela arkadaş kalktı. Peki dedi yani şey gelecek bu. İşte e, bir cumhurbaşkanı, tek kişi, daha yetkili gelecek. E FETÖ gibi İngilizler bir Lawrence'i başımıza getirirse ne olacak dedi. Hmm. O zaman ne yapacağız? Dedim birincisi milletin sağduyusuna güvenmek lazım. Milletimize güvenmek lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Millete güven meselesi. Neticede bugüne kadar milletin seçtiklerinden bir kez olsun darbe yapan biz görmedik. Milletin seçtiğinden darbe gelmedi. Darbe hep diğer güçlerden geldi. Yani yargı darbeye destek oldu, asker darbeye destek oldu. Hı hı. Üniversiteler, sendikalar yani buralardan darbeleri biz gördük ama milletten görmedik. Şu anki parlamenter sistemde yani. Değil mi? Yani Aha. parlamenter sistemde. E 100 yıl içinde 4-5 defa da darbe gördük. Yani darbe gelmemezlik gitmiyor. Yine geliyor. Hı hı. 15 Temmuz'da başarılı olsa ne olurdu? Hı. Yine gelmişti. Ben yani demek ki önce milletin seçtiği daha önem arz ediyor. Yani diğeri değil. Milletin seçmesi önem arz ediyor. Millet bunu seçmeyecek yoksa millet yanılırsa, millet seçerse e, kendim ettim, kendim buldum şarkısını söylersiniz dedim yani. Millet göremezse oyunlara Peki milletin bunu görmesi için ne lazım? O zaman da İstiklal Savaşı'nın ikinci kısmı. Yani bu milletin böyle e, Twitter'da işte birisi evet hashtag'i, öteki hayır hashtag'i, evet. diğeri evet hashtag'i. Yani bölünüp, parçalanıp böyle sosyal medyada kör dövüşü gibi bir savaşın şeyi olursun. Hı hı. Yani adam ya ben niye veriyorum, niye söylüyorum değil mi? Mesela bana sorsanız ben basit bir şey söyleyeyim dedim, çok basit. Türkiye her zaman darbelere açık bir ülkedir. Türkiye her zaman şu mevcut sistemle, yönetimlerin bir günde indirilebileceği bir sistemdir. Yani Türkiye sistem değiştiriyor. Neden? Çünkü bugün sen yüzde otuzda iktidara gelebilirsin Mustafa Bey. Yüzde yirmi beşte de gelebilirsin. Beş altı tane güçlü parti olur. Yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yirmi. Sen yüzde yirmi beş alırsın ve iktidardasın. Bu kadar basit. Fakat sen iktidara geldiğin gün Birileri sana şöyle diyecek, yani atıyorum bu, Türkiye'de belli basın vardır, basın kuruluşları vardır. Gelirler, Mustafa Bey şu kredileri çıkart, şunları bize ver, bunları bize tanı. Sen bunu yapmadığın zaman bu kanunsuz bir şey. Buna bunu vermediğin zaman, Mustafa Bey seni yüzde yetmiş istemiyor kardeşim. Seni bir günde ben yıkarım. %75'i aleyhine çevirdiğim gün bir basın bir şey satıyor ülkeyi bilmem ne yaptı. Ben rahmetli Özal'ın onlara neler verdiğini iyi bilirim. Yani Mustafa Bey 6 ay geçmeden malum bir kısım basının kim olursa olsun yörüngesine girer. Çünkü %25 yanında 75 karşısında. Oysa şimdi yüzde %50'nin üzerinde bir hükümet. Hiç kimseye göbek bağı olmayan, hı hı. hiç kimsenin e, yumruğunun altında ezilmeyen, ya milletin seçtiği millete hesap verecek. Ama Türkiye böyle mi? Türkiye'de başbakanları pijamalarla karşılayan insanlar oldu. Evet. Ve bu insan darbe yaptırıyordu, başka bir şey değil. Darbe yaptırıyordu. Dolayısıyla e, başbakanları, cumhurbaşkanlarını. Veyahut milletin seçtiğini. Pijamayla karşılama dönemi bitiyor. Güç dönemi oluyor. Güçlü milletin seçtiği iktidar sahibi oluyor, muktedir oluyor. Ya asıl olan bu, böyle bir şey. Bunları çoğaltabilirsin. Yoksa e, millet kardeşim bozuğu seçerse yine seçiyor. Millet e, darbeleri millet mi yaptı 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 71 darbesini, 60 ihtilalini millet mi yapıyordu yani? Birisi yapıyor. Bu, bu, darbelerin de önünü alacak. Ötede millette seçimini güzel yapacak, iyi yapacak. Ve millete rağmen de ters olmaz. Burada şunu görüyoruz açıkçası. Hani insanların fikirsiz, ilimsiz, saldırı, ötekileştirme, hı hı. linç etme. Yani ben çok da hoş değil. Kendim de belki katıldım böyle ulu orta hani bu şurada bir fikir konuşuyoruz. Evet. Ama hani işte evet diyorum sen var mısın, hayır diyorum sen var mısın. Yani bunları tamam, insan fikrini de belirtebilir. Buna da bir şey demem. Ama altına bunu yapanlara öyle linç, öyle ifadeler, öyle kötü sözler, öyle hakaretler yağıyor ki. Ya bir adam evet dedi diye annesi hastaneye düşüyor. Yani buna ne var? Hani ne derler, ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır. İnsan ölür, arkasından söz kalır. Yumruktan iz kalmaz. Kılıçtan iz kalmaz. Bir müddet geçince bunlar gider. Kapanır. İnsan ölür, arkasından söz kalır. Söz uçar, yazı kalır. O yazdığın sözler, o konuşmalar her yerde karşına çıkar. Yapmayacaksın. Önemli olan güzel siyaset, güzel yarışma budur. Fikri daha güçlü olan elbette ki kazanacaktır. Hı hı. Fikriyatı güçlü olan asıl olan budur. Yoksa sosyal medyada Aa, ben öne geçtim sen öne geçtin ne? Birisi o gün işi yoktur bin tane tweet atar öteki işi çoktur yüz atar. Ertesi gün öteki bin atar öteki yüz atar. Bir bu geçer aynı adamdır. Hepsi 500 kişidir, bin kişidir. Oysa Türkiye 70 milyonluk, 80 milyonluk bir, bir ülkeden ülke. bahsediyoruz biz. Evet. Yani işi güzel yapmanın inşallah yolunu buluruz, yolunu açarız. Ve inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah hocam. Çünkü bugüne kadar hiç kimsenin beğenmediği darbe anayasalarıyla bu ülke idare edildi. İlk kez ne olursa olsun sivil bir anayasa mevcut ve milletin kahir ekseriyetinin seçtiği insanların yani bugün hem MHP'nin hem AK Parti'nin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ee, anayasa metni değişiklikleri var. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Kulun yaptığı her şeyde insan yapısı hangisinden vazgeçmedik ki? Evet. Atatürk Atatürk diyenler Atatürk anayasasını mı 24'ü mü istiyorlar? 24 Anayasası geri gelsin diyorlar mı? Değişmedi mi? Tabii ki değişti. Yani 80 Anayasası o zaman niye linç etmediler Kenan Evren'i? Niye değiştiriyorsun diye? 60'ta Atatürk'ün anayasa'sını niye bozdun, Neden demediler? Dünya Hı. değişiyor. Evet. Sen de değişimi bileceksin kardeşim. Olduğun yerde kalmayacaksın. Çok güzel dediniz hocam. Evet. Evet. Ee, ama yine de yatsınamayacak kadar hocam e, önemli aslında. Sosyal medyadaki haberlerde etkiliyor insanları. Çünkü hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar sadece yani Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden e, hayata hiçbir bağlananlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar yosun taş gibi işte evet. yuvarlanan taş gibi. Yuvarlanıp dururlar Mustafa Bey. Haber ona, olacak. Evet, ona göre de bir yani çalışma gerekiyor ama. Yarın ağlarlar. Başka bir şey değil. Bugün gülenler, yarın ağlar. Yani neden? Çünkü taş gibi gittin hiçbir şeyden haberi yok. Bak yani hiçbir şeyden haberi olmamakla. Şu da bir program konuşuyoruz ve neden olduğunu açıklıyoruz, izah ediyoruz ettik de daha önce. Evet. Yine geldikçe yine ederiz. Yani böyle bir şey mesela ben arkadaşa. Konferans soruyor, cevap veriyorum. Hı hı. E, haklısın hocam diyor yani. Ha benim de onu onda haklı gördüğüm yerler oluyor. Böyle bir şey. Fakat millete rağmen bir şey olmaz. Mesela yine diyelim ki bu şeyde biraz partiler düşecek, küçük partiler kalmayacak ve iki parti Almanya gibi, Fransa, Amerika gibi güçlü partiler ortaya çıkacak. Şimdi güçlü parti çıkınca atıyorum yüzde 55'e yüzde 45. Siz sizi seçenlere sırt dönerseniz bir anda aleyhinize yüzde 95 olur. Öyle kolay olmaz bu iş. Yani ve yine sorayım ben mesela birine sordum. Siz hiç dedim Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 senedir seçimleri lav eden işte 5 seneliğine seçilip 10 sene duran bir adam gördünüz mü? Yok. Öyle yine olmayacak yok. bu. Ama seçimleri kaldıran darbeleri gördük. Demek ki bu sistem darbe üretiyor. Yani neyi bana, bu ne demektir? Ben yine darbeler olsun. Milletin seçtiği gelince atıyorum işte dindar insanlar geldi. Darbe olsun. Şu geldi. Darbe olsun. Bu geldi. Darbe olsun. E yok böyle bir şey kardeşim yani. Böyle bir ülke gitmez. Nereye kadar gider bilinmez. Öyle bir ülke yok. Herkes birinden medet ummak için. Artık kendinden medet umacaksın. Kendin millete gideceksin. Millet şurada kendine gelen şu büyük nimeti bilmezse kendi kendine yazık eder. Başka bir şey değil. Yok hala sosyal medyadaki yuvarlanan taşa göre mi hareket edecek millet? Millet 15 Temmuz'da eşiğinden neresinden döndüğünü bilmiyor mu? Kim hazırladı bunu? 80 senedir kim hazırladı bunu? Yine bir darbeyle bunun tohumları ekildi. Bunun tohumları 60 80 darbesiyle ekildi. Bunun 28 Şubat süreci bunlara otoban yaptı. Bunlara yol açtı. Bunu bunlar açmamış olsaydı Siyasetçiler bunlara bu kadar kıymet veremezlerdi. Öyle noktalara geldiler ki askeriyeye, yargıya her tarafa sindiler. E kardeşim benim seçtiğim adam bunlarla mı uğraşacak ya? Onun için evet. Mustafa Bey burada bilerek hareket etmek lazım. Bilmeyerek sokağa çıkarak bilmeyerek sen dükkanına varıyor musun? Rastgele sokaklardan geçerek şuraya geliyor musun? Hadi rastgele sokaklara girerek buraya çık bakalım gelebilecek misin kaç saatte geleceksin? E, bileceksin. Adres soruyorsun, bakıyorsun, yolu biliyorsun. Navigasyonu açıyorsun. Yolları takip ediyorsun. Şurası kapalı, burası açık diyorsun. Evet. E, kardeşim burada da biraz araştır yani memleketin geleceği var. Aynen öyle hocam, doğru dediniz. Değerli izleyenlerimiz, e, gündeme dair önemli değerlendirmelerini aldık hocamızın. Şimdi asıl konumuza geçiyoruz. Osmanlı'da saray hayatını konuşacağız. En çok merak edilen e, sorulardan bir tanesi aslında. E, sarayda kimler yaşardı? Hocam kimler yaşardı saraylarda? <laughs> Valla sarayda kimler yaşardı? Saray deyince tabii Şimdi değil mi? Yani şatafatlı bir hayat geliyor. <laughs> saray deyince evet. Neyleyim sarayı, neyleyim köşkü, Keşke. içinde salınan yer olmayınca demiş. Sarayda kimler? Osmanlı sarayı, sarayı hümayun diyoruz biz. Hı <laughs> hı. Daha doğrusu Harem-i Hümayun hani saray belki sarayda gündelik hayat deyince padişahın evini alıyoruz bugün değil evet. mi? Onu daha çok konuşacağız. İnşallah ileriki programlarda genel bir sarayı konuşuruz. İnşallah. Şimdi Harem-i Hümayun e, padişahın evi dediğimiz kısım ikiye ayrılıyor. Harem'lik ve selamlık diye ikiye bölünüyor. Zaten hani eski Türk evleri de harem'lik, selamlık derdik hani biz bir dini yapıda bugün de yine evet. nispeten yaşayan bir husustur haremlik selamlık. Yani kadınlara ait bölüm hı hı. erkeklere ait bölüm. Şimdi Osmanlı'da da sarayın birinci avlusu ikinci avlusunu geçiyorsun üçüncü avluda bab Sa'de kapısı bu bab Sa'de kapısından girildiği zaman orası selamlık bölümüdür. Yani erkeklere ait kısımdır. Burada padişah ve yine padişahın hizmetli o iç oğlanı dediğimiz Enderun Mektebi'ndeki gençler, bunların hocaları hı hı. falan vardır. Bir de buraya yine bitişik, özel bir kapıdan girilen ama asla yüksek duvarlarla çevrili, ayrılmış asıl harem bölümü. Yani kadınların bulunduğu kısım vardır. Buraya hem ikinci avludan o harem kapısı diye kapıdan girilir. Bir de üçüncü avludan o padişahın e selamlık bölümünden de girilen bir yer vardır. Dışarıdan kadınlar mesela arabalarıyla geldikleri zaman o kapının önüne kadar gelirler ve arabadan içeriye girerler. Hiç kimse görmez. Yani onların arabaları kapının mesafesi zaten. Bile yoktur yani. mesafesi. halinde adımını attıktan diğer hı hı. şeyin içerisindedir. Harem'in içerisindedir. Hiç kimse görmez onu. Şimdi burada kimler yaşar? burada e, kara ağalar dediğimiz görevliler vardır, hı hı. kara ağalar, cariyeler vardır, valide sultan, padişahın kızları, eşleri, şehzadeler, padişah, yani bir anlamda bir ev halkı ve hizmetkarlar. Yani düşündüğümüz zaman şeye e, cariyeleri de hizmetkar dediğimiz zaman padişah. Oğlu, kızı, eşi, annesi ve hizmetkarlar. Onlar da cariyeler. Aslında yani bir tek fazladan cariyeler dediğimiz insanlar var. Saray hizmetkarları. Ya bugün bir zenginin evine bir bakıyorsun durumuna göre iki tane, üç tane hizmetkar oluyor. Tabii. Bazısı evde kalabiliyor, bazısı gündelik gelip gündelik gidiyor. Geliyor. Bunlar da daimi evde kalan hizmetkarlar sınıfı diyebileceğimiz bir husus. Ee, sarayda yaşayanlar bunlar Mustafa Bey. Bunu sadece e, değiştiren husus ne? E, bu kara hadım ağaları. Yani bunlar erkek ama hadım. Hadım edilmiş erkekler. Dolayısıyla belki kadınların dışında e, belli bir noktaya kadar hizmette olan bir kesim bunlar. Belli bir noktaya kadar. Yani giriyorsunuz, hareme giriyorsunuz, bu girdiğiniz ilk bölüm, bir bölüme kadar e, kara hadım ağları, taşlı ve onlara ait odalar. Şurada bu oda bitiyor. Buradan ilerisinde şöyle küçük bir oda var. Buraya nöbet odası deniyor. Buradan içeriği bunlar asla bilmezler. Bir izinle girebilirler. İşlerini görürler ve çıkarlar. Onun dışında onların görev yaptıkları alanlar bu mıntıkadır. Bu da sarayın korunmasıyla ilgili dışarıyla bağlantısını kesmek için bir özel görev noktasıdır. Giriş çıkış oradan oluyor sadece. Evet. evet. Peki hocam, e, yine merak edilen sorulardan bir tanesi padişah bir günde neler yapıyor? Bir günlüğü nelerdi yani? Şimdi padişah dışarı çıkmazsa yani dışarıda bir işi yoksa eee neticede Sarayda geçecek Tabii. Padişah'ın hayatı, o Enderun ve harem dediğimiz bölümde geçecek. Şimdi Padişah'ın çalışma yeri gibi olan haremin son odaları vardır. Bu odalar şeye açılır, bir yolla da e, bu köşkler dediğimiz bölüme açılır. Bugün Revan Köşkü, Bağdat Hı. Köşkü, Sünnet Odası, Has Oda dediğimiz bölümlerin hemen arka kısmı, yan duvarı Mabeyn Köşkü'dür. Sarayın mabeyin bölümüdür. Mabeyin zaten iki ara demek. Padişahlar genelde vakitlerini orada geçirirler. Dışarı çıkmadıkları zaman orada geçirirler. Sarayın en yüksek rütbeli ağları vardır. Silah darağı, çuadar ağa, ağa, İşte bu ağlarla e, haremle ilgili, sarayla ilgili, gençlerin eğitimiyle ilgili meseleleri görüşürler. Veya yine işte... E, Divan toplantıları varsa arz Odası dediğimiz yerde orada görüşleri, şeyleri kabul eder. Yani divan toplantısı var, kararlar alınmış. Yine dışarı çıkmadan üçüncü avludaki arz odasında orada sadrazamı, vezirazamı kabul eder. Ve ondan divanda görüşülen konular hakkında bilgi almış olur. Başka görüşeceği hususlar varsa, elçiler görüşmesi varsa yine burada görüşmeler yapar. Onun dışında e, namazlarını genelde cemaatle kılar. E, ağlar mescidi dediğimiz yerde namazını orada kılar. E, ki oraya o Enderun'daki ağlar, talebeler, üst düzey insanlar da gelir. Başka mesela musahipleri vardır. Padişahın musahipleri, sohbet arkadaşları dediğimiz. Evet. Bunlarla, kitap okumakla, bir takım şeylerle, ilmi faaliyetlerle. Hobilerine gün... yer verebiliyorlar mıydı Nasıl? hocam? Hobilerine. Padişahların tabi hobileri başlangıçtan itibar itibaren vardır. Yani şehzadelik zamanından itibaren. Kimisi kuyumcu gibi işlerle uğraşır. Hı hı. Kimisi marangozdur. Evet. Kimisi cilt bir takım. Yani böyle farklı işler yaparlar. Aynı zamanda her birinin kendine özgü bir meslek gibi böyle hobisi vardır. Hani Abdülhamid Han evet, çok iyi bir marangoz. marangozdur. Evet. Ya yani onun yaptığı şeyleri dolapları çekmeceleri. E, oturakları yani öyle e, işlemeli ki öyle güzel ki yapabilmek mümkün değil ya, paha biçilemez gerçekten güzel konsollar dolaplar neler yapıyor beylerbeyi sarayında gördüm bana nasip oldu gördüm. değil Hocam. mi evet, evet. Yani, muhteşem hayran kalıyorsun. sedef ben. kakmalar vesaire evet. harika şeyler yani bu Onlara şeylerle, da zaman ayırabiliyorlardı yani. Onlara da zaman ayırabiliyorlardı hobilerini de. Bunlar onların dinlenmesidir Mustafa Bey. Yani padişahlar bir anlamda e, devlet işleri insanın zihnini çok meşgul eden, sıkıntı veren, üzüntü veren, e, üzüntülü bir haber gelir, sevişli haber gelir. Yani neticede 10 milyon kilometre karelik, 20 milyon kilometre karelik bir ülkenin padişahısınız. Yani bir yerden isyan gelir, bir yerde ordu bozulur, bir yerde bir sıkıntı vardır, bir gün ölüm vardır ve sizin e, gerçekten zinde dinç olmanız lazım, sıhhatli karar alabilmeniz için, değil mi? Yani evet. sıhhatli bir karar alacaksın, e bunun için dinç olacaksın, sağlıklı olacaksın, sıhhatli olacaksın, rahat düşünebileceksin, üzüntün, derdin, kederin olmayacak. Böyle adam sıhhatli bir karar alır ülke için. Senin aldığın karar bir ülkeyi ilgilendiriyor. Ya işte şimdi evet e, ayıra gidiyoruz dedik. E ne olacak? Hayır dedik. Ülkenin kaderinde kim rol oynuyor? Hayırcılar. Millet. Sen hayır diyen. Ve bunlar başka da şeye yarın. Bunlar yarın vay bu millet seni istemedi. Bunlar buraya götürürler. Yani Bunların şeyi hayır çıktı. Bu millet seni istemiyor. Ertesi gün basının sözü. Güven oyalamadı. Çek git. Ya durmaz burada bu adamların. Çünkü bunların şeyi yıkmak. Yapmak değil. Halbuki neyi şey diyoruz? Anayasa değil mi? Evet. Bu adam anayasada durmuyor. Evet dedi. Evet dediyse de millet yine millet veriyor ve o evetin neticesini isteyecek. Paydasını görmek isteyecek. Yani millet de sağ duyuyla şimdi millet oynuyorsa millet de sağ duyuyla kararı verecek. Kesinlikle. Vay efendim birisi evet demiş küfret ona anasına bacısına. Nesin sen ya? Zaten küfür üzere giden bir insanın söylediğinden ne hayır gelir? Evet. Mustafa Bey. Şimdi padişahları o sebeple değişik mesela Abdülhamit Han gece yatınca Polisiye roman okutuyor. Yani ne alaka diyeceksin? E başka türlü dinlenemiyor. Hala yani çok şey düşünme değil. Bir müddet uykuya dalar polisiye romanda. Ninni gibi bir şey. Uykuya dalması lazım. Zinde kalkması lazım. E bir şeylerle uğraşıyor zihin. Rahat. Belki onunla uğraşırken kafasında bir takım şeyler de ama ince iş. Ya padişahların böyle işte ee, bir takım meşgalelerinin olması lazım. İşte bu bir bahçe, bir kitap okutturma, bir sohbet, oradaki cücelerin, bir takım insanların onu eğlendirmesi. Yani bu olacaktır. Okkabaz, cüce, bilmem ne derler ya. Yani evet. Bay Saray'da olacak bu. Bunu ancak çok sıkıntı... Deşarj sıkın... olması da gerekiyor Deşarj tabii ki. Deşarj olması gerekiyor. Yani bugün insanlar e, bir değişiklik, işte tiyatroya gidiyor, bir sinemaya gidiyor. Bir yazın bir gezinti yapmak istiyor. Yani bu günümüzün zorlu iş şartları, çalışma şartları, devamlı koşusu, keşmekeşi, kendine zaman ayırmak istemiyor mu insan? Hı hı. Evet. Evet. Hocam, böyle. evet. Ee, böylelikle de ilk aranın sonuna gelmiş Peki. bulunuyoruz hocam. Değerli izleyenlerimiz, tarih ve insan etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. İkinci bölümde sizlerden gelen soruları Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza soracağız. Osmanlı'da saray hayatını konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara sonrasında buradayız inşallah. Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümü kaçıranlar için ekranlarını henüz açmış, bizleri yeni takip etme başlayan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Ee, Osmanlı'da saray hayatını konuşuyoruz. Ee, sarayda kimler yaşardı? Padişahın saraydaki günlüğü nasıldı? Ee, bu soruları sormuştuk, cevaplarını aldık ve ikinci bölümde de sizlerden gelen soruları yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocama soracağım. Hocam e, Hasan Orhan Bey'in sorusu var, iki tane sorusu var gerçi. E, haremin yönetiminden kimler sorumluydu e, ve Osmanlı saray teşkilatı nasıldı diye sormuşlar. Ayrıca kitabınıza da talipmiş. Öyle mi? Evet. <laughs> haremin yönetimi'nin <laughs> en üst düzey görevlisi valide sultandır. Haremde yani padişahın annesidir. Bunu bugün şöyle de rahat bir şekilde izah edebilirim. Türkiye'de henüz böyle çekirdek aile yokken, 30-40 sene öncesine kadar, bir Türk evinde kimin sözü geçer diye bakmak lazım, annenin sözü geçer. Evet. Yani evde hakim annedir. Ve gelin çocuklar temel olarak anneye tabidir. Bunun hem annenin manevi konumu itibariyle yeri çok mühimdir. İkincisi, evi en iyi bilendir, tecrübesi en yüksektir. Evet. Yani e düşün yani dışarıdan eve bir gelin geliyor, evin hiçbir şeyini bilmez. Yani babanın çocukların ne düşündüğünü ne ettiğini tamamen yabancı bir insan. Bunun yetişmesi için epeyce bir zaman lazım. O yetişir, tecrübe sahibi olur, sonra ana vefat eder, o kadın o evi yönetir ve sonra onun çocukları olur, onun gelini gelir. Yani. Bizim böyle çekirdek aile yeni bir ev tutma meselesi yoktu Mustafa Bey. Evet. Şimdi saray da en iyi kim? Eskiler. İkincisi Osmanlı sarayının şöyle bir özelliği de var. E, padişah'ın 3-5 tane eşi olabiliyor cari olduğu için. Cariyelerden olduğu için. Yani e, hani normalde dördün üzerinde olmaz da... ...ancak üçüncü kadın, beşinci kadın, yedinci kadın İkbal olabiliyor. Evet. Şimdi bunlardan birisinin baş olması ortalığı mahveder. Ama padişah annesi bunun ikinci olma ihtimali yok. İki tane anne olmaz bir kişinin. O tektir. Dolayısıyla idarecizde odur. Diğeri arasında sen olma ben olayım başlar. Ben daha yetenekliyim başlar. İkisi de kendisini padişahın eşi olarak görecektir. Dolayısıyla orada kavga başlar. Bu sebeple de annenin olmuş olması mühimdir. Hatta anne olmazsa yine eşlerden biri olmaz. Tam da onu soracaktım. Valide rahmetli olursa ne olacak? Olursa ne olacak? Yine olmaz. Saraydaki en yetkili cariyeler içerisinden çıkmış. O en yetkili ketüda hatun dediğimiz hmm. ketüda kadın sarayın idarecisi olur. Evet. Yani bakın bu bile Osmanlı'da bir sistemdir. Sistemdir. Yani biz bugün... Padişahın bir eşi nasıl olmaz? Elbette ki bu padişahın eşini hani laletten bir köşeye atmıyor. Fakat idareyi de ona vermiyor. Neden? Çünkü mücadele ortamı çıkabilir. Tabii i̇şte bu bir başka. sistemdir yani tedbir Hı. almak. Evet. Ee, gerçi bu konuya değineceğiz hocam. Valide Sultan tarafından mı yönetiliyordu diye. O da bir konu başlığımız. Evet. Onu da inşallah önümüzdeki kalan bölümlerde tamamlamaya çalışalım. Sarayın Enderun kısmı Orhan Bey mi yoksa 1. Murat zamanında mı kuruldu demiş Salih Bey? Salih Bey iyi söylemiş ama ikisi de değil. <gülüyor> <gülüyor> o mu bu mu diye. Devşirme sistemi 1. Murat döneminde başladı. Enderun Mektebi 2. Murat zamanında Fatih'in babası. İkinci Murat zamanında başladı ve Fatih döneminde de en mükemmel halini aldı. Evet. evet. Fatih Bey'in sorusu hocam. Osmanlı'nın ilk sarayı Bursa Tophanede, bugün olmayan Bey Sarayı olduğu rivayet edilir. Doğru mu? Şimdi Bursa'da değişik rivayetler var. Net değil sarayla ilgili husus. Yani orada bulunduğunu başka yine Ulu Cami'nin arka kısımlarında olduğunu yani bir kısım değişik rivayetler var. Çünkü evet. Bursa'da evet bir takım konaklar vardı. Bir takım eski tekfur sarayı saray denilen yerler vardı. Padişahlar burayı kullandı ama uzun süre Bursa e, teşkilatlı bir saray kurulmadı. Neden kurulmadı? Çünkü Bursa'dan sonra bakıyoruz İznik. Sonra bakıyoruz Edirne. Yani bunlar hemen arka arkaya gelen başkentler oldu. İznik'te de mesela ciddi bir yer yok. Böyle mevcut bulunan bazı yerlerin kullanıldığını görmekteyiz. Ama Edirne'de, saray içi dediğimiz yerde muazzam bir saray vardı. Edirne uzun yıllar daha doğrusu hemen fetihten itibaren İstanbul'un fethine kadar saray vazifesini başkent vazifesini gördü. Ayrıca padişahlar yine hep Edirne'ye gittiler. Yani İstanbul'da belki daha fazla veya bir o kadar Edirne'de kaldılar. Yazın hep Edirne'ye giderlerdi. Belli zamanlarda Edirne'ye giderlerdi. Bazı padişahlar uzun süre Edirne'de otururlardı. Edirne'de tahta çıkanlar oldu. Dolayısıyla Edirne Sarayı sistemli bir şekilde devam ettirildi. Bu sebeple Edirne ve İstanbul Sarayları teşkilatlı bir şekilde kurulmuştur. Evet hocam. E, ee, bir stratejik öneme sahip miydi Edirne hocam? Nasıl? Bir stratejik bir öneme sahip miydi? E, tabii ki yani Osmanlı hani fethettiği yerde hududa yakın yerleri başkent yapıyor. Hududa Bunun yakın önemi yerlere. var. Hududa yakın. İlk gidişat böyle. Yani işte Söğüt, Karacahisar, Yenişehir, Yenişehir'den Bursa, Bursa'dan İznik, İznik, Edirne, yani Edirne, e, Avrupa'ya karşı hareket. Sonra İstanbul olunca, yani İstanbul sizin olunca başka başkent düşünülemez. Hududa yakın olması biraz da e, korunaksızlığı öne getirmez mi hocam? E, tabii bunlar korunaklı yerler. Ama aynı zamanda kendine güveni de ortaya getirir. Yani, yani düşmana da ayrıca bir mesaj olur. Düşmana da bir mesaj olur. Yani korkak adamlar başkentini içeriye doğru çekerler. Ama kendine güvenen olan insanlar, evet. güveni olan insanlar evet. onu götürürler. Ne büyük düşüncelere sahipmiş hocam. Hepimiz evet. atamız. Ee, Orhan Özmen Bey'in sorusu, Enderun'da nasıl bir eğitim sistemi vardı? Ee, Saray-ı atik nedir? Kim tarafından kurulmuştur? Yani kısaca söylemek gerekirse, bunu inşallah yaptık mı bilmiyorum. Ee, programımız içerisinde Enderun Mektebini ee, bahsetmiştik biraz, hocam. He? Bahsetmiştik. 19. Bahsetmiştik, 20. Değil mi? Programlarda. Evet. evet. Şöyle ifade edelim. Ee, bir Sarayda padişahın hizmetlerini gören bir sınıftır bu. Son derece zeki çocukların seçilmesiyle alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde ileride devletin en üst kademesinde görev alacak insanların, idarecilerin yetiştirildiği bir mekteptir. Bu mektep büyük ve küçük oda, seferli odası, azin odası, kilerli odası, has oda diye mekteplere, bölümlere, koğuşlara ayrılmıştır. Ve bu koğuşlarda bir taraftan devlet idaresini Siyaset dersleri alır, idare dersleri alır. Diğer taraftan işte e, dini, milli, ahlaki dersler alır. Bir üçüncüsü de aynı zamanda bir hizmet teşkilatıdır. Yani padişahın işte e, o kiler odasında yiyecekleri şeylerle ilgili ilgilenen, çamaşırlarla ilgilenen, ötede hasoda mukaddes emanetlerle ilgilenen, doğancı kuşu doğancı doğan şahin kuşlarıyla ilgilenen, e, hazine odası, hazinedeki o eşyaları temizleyen, onlarla ilgilenen. Yani devamlı bir şekilde bir taraftan hizmet ünitesi, bir taraftan ders alıp, eğitimini tamamlayıp, sonra devlet kademesinde yerini almaktır. Evet. Bilim insanı da yetiştiriyorlar böylelikle de hocam. Evet, tabii ki. E, Can Balcı'nın hemen sorusunu iletiyorum hocam. Osmanlı saray insanı Avrupa'daki gibi halktan kopuk bir sınıf mıydı? E, halkla ilişkileri nasıldı? diye sormuş. Güzel sormuş. Şimdi Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman belki sarayın tamamen şehirden tecrit edilmiş olan hali bugün şöyle baktığımızda halktan kopuk intibağı verebilir. Oysa eski gravürlere bakanlar şehrin en büyük yerleşim şeyinin saray ve çevresi olduğunu görebilirler. Bir ikincisi mesela birinci meydan. İnşallah Topkapı Sarayı'nı dış kapıdan itibaren içeriye doğru görüntülü, çok güzel görüntülerle bir program yapalım Mustafa Bey. Önümüzdeki haftalarda yapalım, yapalım inşallah Yapalım inşallah fazla ara vermeden. Aynen. E, hemen birinci avluda bir şehir meydanı olduğunu bilirler. Ve halk o kadar yakındır saraya. Yani birinci avluya şehir meydanı. Şehirden herkesin gelebildiği bir meydandır. Bir şehir meydanı diyebiliriz. Halkla şey hiçbir zaman bizde sınıf oluşmamıştır. Sınıf e, vari Osmanlı'da bir düzen yoktur diğer ülkelerdeki gibi. Evet. Bunu net söyleyebiliriz. İnşallah ileriki bir programda da 2-3 hafta içerisinde bunu bir program Hayata yaparız. geçirelim inşallah hocam. E, Mustafa Hıncal beyefendinin sorusu. E, saray ve haremde herkesin namaz kılması zorunlu muydu? Yoksa serbest mi bırakılmıştı? Akili sen kıl namazı çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Akili sen kıl namazı namaz saadetin tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Yani İslam devletinde o İslam devletinin merkezinde herhalde namaz kılmamak gibi bir lüksü yok insanların. Namazı kılacaklar. Fatih'in fermanları var bu konuda. Sadece saraydaki değil, Dışarıdaki insana cemaati emrediyor. Mehmet Reşat Osmanlı Sarayı'nın en belki de lakayt dönemi diyebileceğimiz, hani bir insan dese şu padişahların içerisinde sarayda en dine lakayt dönem hangisidir diye herhalde Abdülhamit Han'dan sonra tahta çıkan ve de hiç neredeyse devlette yaptırım gücü bulunmayan, gücü olmayan, muktedir olmayan, Mehmet Reşat dönemini gösterir değil mi? Evet. Hocalar oraya da hareme ders vermeye gelen Safiye Ünüvar Hanım var. Safiye Ünüvar Hanım. Onun e, şeyleri var, bazı notları var haremle ilgili. Son dönemlerde elimizde böyle notlar var. Mesela ona padişah namazını kılmayana tuz ve ekmeğim haram olsun diyor. Birinci yapacakları iş namazlarını kılmak diyor. Namazlarını kılma. Yani hayat budur Mustafa Bey. Evet. Hayat namazdır. Namaz yoksa, Padişahlar Padişahlarda emrediyor. Elbette, elbette yani. Evet. Ee, Selman Bilicinin bilgicinin sorusu hocam. Küçük yaşta kölelerin hadım edilmesinde harem ağalarının e, bunlar arasından seçilip yetiştirilmesinin İslami boyutu nedir? Aha, gayet güzel bir soru. Tebrik ederim. Şimdi. Hani e, hadım diyoruz, harem ağaları evet. diyoruz, sarayda evet. diyoruz. E, i̇zleyicimiz de ister istemez e, bunu düşünüyor. Bunların İslami boyutu, küçük yaşta bunlar nasıl hadım edilirler? Edilirler mi? Başkaları da işte Osmanlı filmlerden, dizilerden, haremle, sarayla ilgili ne iftiralar, ne senaryolar düzüyorlar değil mi? Hı hı. Ne akıl almaz yanlışlıklar anlatıyorlar. <laughs> Mustafa Bey şunu net bilsinler. Hadim edilmek en büyük etmek suçtur, günahtır. En büyük günahlardan biridir ve İslam devletinde de bunu yapamazsın kardeşim. Osmanlı da bunu yapmaz. Yapanı, yapanı da enseler ve şiddetle cezalandırır. Az daha böyle bir şey yoktur. Net. Öyle hikaye romancı babalara hiç kimse aldanmasın. Osmanlı'nın bunu kullandığı zaten 15'i 20'yi geçmez dünyanın yeri yerinde köleler ve onların korkuları hadım edilen insanlar var. Saraylarda, evlerde kullanılan insanlar var. Osmanlı bunu yapılmış olandan, esir edilmiş, böyle gelmiş, esir olarak gelmiş veya işte dışarıdan satılmış, getirilmiş insanlardan alır. Asla Osmanlı yapmaz, ülkesinde de yaptırtmaz. Çünkü dinen haram ve günah olan bir iştir. Onu Osmanlı yapabilir mi? Yapar mı? Yapmaz. Böyle bir şey. Ha dışarıda var mı? Var. Onu yapılmış oradan alır. Hiç kimse de Osmanlı 20 senede bir 3 kişi alacak diye bu ne olmaz? Herhalde böyle bir ticaret olmaz. Evet. Bunun için sen yatırım yapmazsın böyle bir dünyada bir Hristiyan dünyasında çok olduğu için oralardan bulunur ve getirilir. Mesele bu. Evet. Alınır evet. E, hocam cariyeler harem içinde suç işledikleri zaman veya görevlerini aksat, aksattıklarında nasıl cezalandırılırdı? Yani çıkartılırlar. E, Genel şey e, saraydan çıkartılmaktır. Saraya uymayan insanlar e, saraydan çıkartılır. Ama gerçekten hani çok az böyle e, yüz kızartıcı veya gerçekten ağır suç işleyebilen insanlar öldürülür. Suçuna göre. Suçuna göre yani bu. Ama genel şey saraydan onu çıkartırmaktır. Hocam yine çok sıkça sorulan yani genel e, sorulardan bir tanesi tarih ve insan etiketiyle kıymetli izleyenlerimiz e, ekranlarını henüz açmış bizleri yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz tarih ve insan etiketiyle sorularınızı gönderebilirsiniz e, canlı olarak hocamıza e, sormaya devam edeceğiz. Enderun'da nasıl bir eğitim vardı diye genel bir soru var hocam. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi e, devşirme sisteminde en e, başarılı, en zeki çocuklar... Bir de yabancı ilim adamlarından e, faydalanıyorlar mıydı? Şimdi yabancı ilim adamlarından faydalanmıyorlar. Fakat Enderun'u şöyle bilsinler. Enderun, Osmanlı hemen bir dış avlusu, Osmanlı'nın idare yeri. Yani Divan-ı Hümayun'un toplanmış olduğu yer. Hı hı. Vezirler, vezir azamlar, beyler, beyler, e, kaptanı deryalar. Osmanlı'nın üst düzey bütün yöneticileri, yöneticileri orada. Evet. Devlet kararları orada alınıyor. Bir defa devletin işleyişine en yakın yer. Ve bu adamlardan ders alabiliyorlar. Bu hadiseleri görebiliyorlar. Yani şöyle düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde işte ders alan kamu yönetimi veya siyasal bilgiler öğrencileri uluslararası öğrencilerini düşünün. Elbette ki bu insanlar dünyada görev yapan diplomatlardan, bakanlardan, müsteşarlardan ders aldıklarını düşünün şimdi Mustafa Bey. Bizim gibi işte ta Erzurum'da bu dersi vermiyor. Evet. Tokat'ta, Trabzon'da vermiyor. Bilmem nerede vermiyor. Bugün Ankara'da Meclisin etrafında böyle bir okul olduğunu düşünün. Nasıl diplomatlar yetişir, nasıl dışişleri bakanları yetişir, nasıl kültür işte dışı, dışarıdaki bizi temsil edecek kültür müdürleri, müsteşarları evet. yetişir düşünmek lazım. Yani bu dersi dünyayı en iyi tanıyan, en iyi bilen, dünya liderlerini bilen, tanıyan, evet. anlayan insanlardan alıyorlar. Burası ne kadar mühim değil mi? Sadece bunu düşünmek çok önemli. İkincisi, burada yetişen adam yarın sancak beyi, beyler beyi, sadrazam olacak. Geleceği yeri biliyor. Müthiş bir çalışmaz mı oluyor? Sınıf birinci sınıfa giren insan son sınıftan çıkacak diye bir şey yok. En basit bir e, disiplinsizlikte adam derhal çıkartılıyor. Yani belli bir, bir kısım cezalar veriliyor. Yani yemeğe kesiliyor. işte e, bahçe duvarının dışına atılıyor bir müddet. Hani bizim sınıftan çıkar atmamız gibi. Evet. İşte yakası yırtılıyor, uykusuz bırakılıyor. Yani bir takım cezaları var. En sonunda e, Yeniçeri ocağına gönderiliyor. Yani mektepten çıkartılıyor Yeniçeri ocağına. O anki çıkış yeri hangi sınıftaysa oraya ona göre gidiyor. Hmm. Yani İlla burayı bitirecek diye bir şey söz konusu değil. Geleceği yeri bilmesi, müthiş bir disiplinin olması, farklı yerlerden seçilerek insanların oraya gelmesi, bulunduğu mekanda gerçekten en yetenekli yetişmiş insanlardan ders alabilmeleri mektebi muazzam bir konuma getiriyor. Onun için de buradan yetişen gençler gerçekten mükemmel. Bu sistemin Sistemin işlediği dönemlerde mükemmel devlet adamları yetişiyor. Ama ocağın, mektebin bozulduğu dönemlerde artık o adamları göremiyoruz, bulamıyoruz. Liyakat sahibi oluyor. Aynı zamanda da e, devletine ve vatanına da hain bir insan çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Emre Bey'in sorusu tarih ve insan etiketiyle gönderilmiş. Tarih kitaplarında yazan saray masrafları ekonomiyi etkileyecek kadar fazla mıydı? Şimdi saray masrafları son dönemlerde biraz üzerinde durulur. Yani o da tanzimat dönemidir. Tanzimattan itibaren saray masraflarının biz yükseldiğini görürüz. Ve evet. bu tenkit edilir çeşitli sebeplerle. Mesela Abdülmecit Han. Dış borçlanma bu dönemde başlamıştır. Halbuki bize liselerde, liselerde zamanında yıllarca hep tanzimat büyütüldü. Evet. Değil mi? Evet hocam. Hep tanzimat yüceltildi, büyütüldü. Oysa bir bakıyorsun saray masrafları deyince gözümüzün önüne hemen masraflar deyince de tanzimat ortaya çıkıyor. Demek ki çok o kadar büyütülecek bir, bir takım şeyler değil. Eskiden bu tip şeyleri görmek mümkün değil. Yani tanzimata karşı kadar bizim Topkapı Sarayı'na şöyle bir bak saray der misin Mustafa Bey yani? Bir eğitim yuvası evet, gibi duruyor. Evet, aynen değil? öyle. Medreseler, küçük küçük odalar, içinde... basit odalar, süslemesi yok, herhangi bir şey yok. Kalem işi süslemeleri var muazzam yani. Onun dışında böyle heybetli odalar falan filan yok. Katlı katlı binalar yok. Şöyle şöyle küçük küçük odalar. Hiçbir şey yok. Bugün hiç kimse orada bir gece kalmak istemez. Bizim orta halli, biraz üst düzey bir ailenin, insanlarının hiçbir ferdi o padişahın yattığı odalarda yatmak istemez açıkçası. Evet, konum olarak da çok muhteşem bir yer seçilmiş hocam. Yani Konumu koskoca, muhteşem, müthiş. Koskoca Bizans'ın evet. e, yıllarca hakim olduğu topraklarda oranın fark edilmemesi de e, Osmanlıya nasip olmuş. İşte işte. Osmanlı şehirci, çevreci evet. seçiyor, biliyor. Yani bu önemli. Evet. Dolayısıyla e, israf Osmanlı'da gösterilemez. Klasik dönemde Tanzimata kadar israf gösterilemez. Padişahların yaptırdığı saraylar da israfın içerisinde değildir sonradan. O saraylar bugün para kesiyor. Yine bugün devletimizin ta yüz yıllar ötesine hizmet eden saraylar. Uçup giden şeylere israf gözüyle bakılır. Şurada yemekler var. Hani bir otele gidiyorsun. Çeşit çeşit yemekler. E seçmeyen al. Açık büfe. Adam yemeyeceği, yiyebileceğinin 3 katını alıyor. Evet. Üçte birini yiyor, ikisi dökülüyor. İşte bu israftır. Gitti bu. Bunun kullanımı bitti. Orada işte rastgele. Belki oradaki yemeklerle o gün orada yiyenlerin 5 katı doyar. Aynen öyle. Mustafa Bey. İsraf bu. Yoksa sen buraya bir masa aldın, bir sandalye aldın. Bunu herhalde sokağa atacak halin yok. Birine verirsin, bir şey olur, ötekine gider, fazla gelse. Bir şekilde değerlendirirsin. Bir şekilde değerlendirilir, binanın israfı olmaz. Ama işte bol bol harcamalar, bir takım şeyler, rastgele harcamalar, giyim, kuşam, yeme, içme, bunun israfı bol olur. Evet. Hilal Hanım yazmış hocam, tam da TV'den e, bunalmış, netten e, Ahmet Hoca'yı açacakken bu programa denk gelmek demiş. Teşekkür ederim. Var olsun, olmuş. Ee, Rumeysa Hanım'ın sorusu hocam. Şehzadelerin evleneceği kızları, kızları anneleri mi belirliyordu? Yoksa farklı bir yöntemleri mi vardı? Anneleri belirliyordu. Annelerin, valide sultanları. Görücü usul. Tabi tabi sırf görücü usulü. Padişah bilmez. Padişah evleneceği kızı ne seçer ne bilir. Padişah bilmez. Sadece anne seçer. Padişaha namzettir o. E zaten yani e, e, ne demişler eskiler yolcu gözüyle at, bekar gözüyle avrat alınmaz demişler Mustafa Bey. Yani bekar adam sadece güzelliğine bakar. Evet. Ana onun giyimine, kuşamına, yeteneklerine, iffetine, her şeyine vakıftır. Sen sadece aa ne güzel kız dersin. Senin bakacağın gözün bu kadardır. Orada tutulursun, bir daha da kurtulamazsın zaten. Ama ana öyle bakmaz, ana ona niye öyle baksın? Bu kız işte işleri nasıldır, yemeği nasıldır, şu nasıldır, yetenekleri nasıldır. Ana farklı farklı bakış açıları vardır ananın. Onun için ana seçtiği zaman zaten kolay kolay yanılmaz. Ananın seçtiği tamam. O gider eskiden ne güzel devlilikler. Şimdi biz seçiyoruz. Şimdi Onda aile mahkemeleri hocam Allah, e, boşanma davalarıyla İşte boşanma davaları böyle gidiyor. Bunlar Maalesef. Evlilik programları ya evliliği herkes evleniyor kardeşim. Evlilik programı yapma. Aile nasıl sağlam olur? Onun programını yap. Bir aile nasıl sapa sağlam olur? Ailenin neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var? Neyle eşler birbirine işte o mostar köprüsünün zamkı gibi bağlanır Neyle bağlanır Hakları hukukları nedir birbirinin evliliği herkes birbirine yaptırır merak etme evlilik programları değil evlilik programları evliliğin temeline dinamit koyan programlar ve bunları insanlar her bir kanalda saatlerce bunları izliyor yani öyle bir kadın oturuyor, kapı arkasında arada sütre birbirini tanıyarak senden elektrik alamadım, ben senden mum alamadım, ışık alamadım. yat kat, Öyle böyle bir birbirinizi tanıyın dışarı çıkın falan. Evet. Ne bu ya? Ne Ç bu? Çekindeki Avrupa'da aile. bir şey yapıyor adam. Avrupa'da bir şey uyduruyor. Avrupa seni yıkmak için bunlar bütün bunları yapıyor. Bütün bunları. Onlar da öylesine aileyi güçlendirmek için programlar ilmi yet şeyi bilgiyi programlar var ki sen saf saf izle o Avrupa'dan. E be kardeşim diyelim ki Avrupa'nın kültürü bu. Seninki bu değil. Senin kültürün, senin değerlerin bu değil. E bize bunlar veriliyor. Bizi yıkmak için, ailemizi yok etmek için, aile bağlarımızı gevşetmek için verilen şeyler. Bunlara karşı millet anında kapatacak, izlemeyecek, bakmayacak ve şikayet edecek. Rütüye bir takım Oldukça yerlere. da şikayet var hocam. Evet, var ama önleyemiyorsun da. Neden görüyorsun çünkü sakatlıklarını, yanlışlıklarını. İmza kampanyaları var, artı e, rütük rekor cezalar e, ne veriyor bakıyor ama bizim televizyonlar Efendim işte reyting yapıyor. Evet. E, reyting yapmak iyi midir ya? Bir şeyin reyting yapması her zaman doğru olduğunu gösterir mi? Öyle bir şey korsun, bütün dünya izler. Ama kardeşim bu en büyük suçtur, en büyük yanlıştır, en büyük hatadır. Evet. Bizim programda olsun ama inşallah hocam reyting. Mustafa Bey, istifade ediyoruz diyor, evet. faydalanıyoruz diyor. Bir ilim, bir tarih, bir şuur, bir evet. şey veriyorsun aileyi güçlendirici. Yoksa senin program hakkında da şöyle şöyle... Bir şeyler geliyorsa bizim ailemizi yıkıyor, bizim çocuklarımızı başka bir noktaya getiriyor. Tarih e, şuurunu öldürüyor. İşte tarihimize hakaret diyorlarsa e, biz de tasımızı tarağımızı alır kapatırız. Bunu yapacak halimiz yok. Fakat dün ben Balıkesir'deyim. Annesiyle çocuğu gelmiş. Bilecik'ten koşa koşa gelmiş. Kız çocuğu ya Mustafa Bey 15 yaşında. Hocam bize tarihi sevdirdiniz. Lale Gül'de izliyoruz sizi. Allah Bize tarihi sevdirdiniz. koşa koşa buraya geldik. Sen Birecik'ten Balıkesir'e kimi getirirsin ya Mustafa Bey? Nasıl getirirsin? Allah için söyle. Evet, doğru hocam. E bunu alanlar bu bu insanlar lokomotif olur. Bu insanlar vatana millete faydalı olur. Vagon olmaz. Taş gibi yuvarlana yuvarlana gitmez. Sosyal medyada ona buna küfretmez. Böyle olur. Biz birine bir söz söylüyoruz Enver Paşa'ya. Yani hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz, bilmem ne etmiyoruz. Bir yanlışını söylüyoruz. Hakaretin bini bir paraya gidiyor yerine göre. E diyelim yok mu bunun yani şeyi bu dünyada o hakaretin şeyi ahirette gelmeyecek mi? Ben sana hakaret mi ettim? Ben bir adamın eğrisini ve doğrusunu söylüyorum ve tarihçiyim. Yaptığı işleri değerlendiriyorum. Bu senin deden değil, ninen değil. Bir tarihe mal olmuş bir adam. Abdülhamit Han'ı yerin dibine batırıyor. Evet. Abdülhamit Han'ı öldürüyor. Abdülhamit Han'a hem her türlü hakareti yapıyor. Alman subayın karşısında el pençe divan duruyor. Put gibi, emir eri gibi emir bekliyor. Bu adam büyük adam. Abdülhamit Han'a düşmanlığını yapsana be kardeşim. O sözleri bana niye söylüyorsun? Abdülhamit Han'a söyle. Yani evet hocam, şuur lazım Mustafa Bey. E, bahsettiğinizin fotoğrafı hemen e, yönetmenim Tan Bey'den ya rica edeyim. Ya çok te tebrik ederim yönetmenimizi. Valla aşıka tan etmek olmaz. Yo, i̇zleyicimizin e, gönderdiği. Aşıya tan etmek olmaz. Müpteladır neylesin demiş. Bizim Tan da bak süper gösterdi fotoğrafı. Evet Eder gördüğümüz... Paşa, e, Enver Paşa değil mi Bak, ortadaki Alman hocam? Alman Bismarck'ın karşısında evet. emir eri gibi duruyor. Abdülhamid Han'a karşı caka satarsın. Abdülhamid Han'a karşı efelenirsin, horozlanırsın. Abdülhamid Han'ı tahttan indirirsin. Ne için? İşte Alman'ın karşısında böyle durursun. Şimdi biraz şöyle 2-3 ay öncesine getirelim hafızalarımızı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na dursun o şey... Mustafa Bey şöyle biraz da Türkiye'de daha Cumhurbaşkanına efelenen bir adam vardı bir gazeteci. E ee, geçmişte işte. Alman'ın karşısında nasıl duruyordu? Can Dündar. Evet İngiliz'in karşısında da aynı şekilde. İngiliz'in Alman'ın karşısında nasıl aynı bu fotoğraflar. Türkiye'de Cumhurbaşkanına efelenirsin. Dayılanırsın. Evet. Ama gidersin Alman'ın karşısında tavuk durursun. gibi durursun. İşte bu. Yine geçmiş hükümetlerimizde başbakanlarımızdan da gördük hocam. Onlarda da gördük. Bu da yeni yani şu 2-3 ay öncesinde. Orada gördük gazeteci. Evet. Hadi söyle. Orada bir söz söyle bakalım. Alman Cumhurbaşkanı'na. Burada söylediğin gibi. Mustafa Bey. Yapamazlar işte, hocam. Buradaki kadar işte, özgür olamazlar. Bak, bak. Bir şeyi kendi milletine şey yaparsan Cenab-ı Hak seni zelil eder. Aşağı eder kimin karşısında? Bir Alman'ın, İngiliz'in karşısında en zelil durumlara düşersin. Onların emirleri olursun. Evet, Mustafa Sadıkoğlu göndermişti bunu da teşekkür ediyoruz Mustafa kendisine. Mustafa Sadıkoğlu'na ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Var olsun. <laughs> evet, e, hocam ikinci bölümünde. Yani de sonuna benim talebem geldik. değil ama evet. AF'de Mustafa Bey. Evet, bu. Koşa, koşa her ders derslerime Aynen. gelir adını söyleyince bu öğrencilerin de e, dört yani doğrularını yanlışlar götürüyor. Şeyde üniversitede böyle şeyler evet. olmaz. Gençlerin öğrenciler bayağı şiddetle söylüyorlar. Bu yanlışlığın giderilmesi için yani imtihana giriyorsun. Dört yanlış bir doğruyu bir doğruyu götürüyor. E, yani niye doğruyu götürsün? Değil yani mi? doğru bildikleri geçiyorsa geçer bir insan. Evet. Yani doğru bil şey budur bu. Bilmem ne sınavı gibi değil bu. Okul sınavı. Yani Hı. biz e, yanlış yaptıklarından doğru yap, ne kadar doğru bildiyse not atarız. Değil mi? Yani evet, evet. normalde şeyde ne kadar doğru bildiyse doğru yaptıklarına, yapmadıklarına da atamazsın. Şurada bunu yanlış söylemiş diye doğrularını siler misin adamın? Silmezsin. AF'te de, açık öğretim üniversitesinde de bunların olmaması lazım. Yani gençler bana geldiler kaç kişi... Öyle mi Bu hocam? dertlerini de söylediler. Burada. Burada şimdi adını duyunca hatırıma geliverdi. Dile getirmiş olalım. Peki. Ee, hocam ikinci bölümün sonu. Aynen peki Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, üçüncü bölümde inşallah karşınızda olacağız. Bizden bir yere ayrılmayın. Değerli izleyenlerimiz Tarih ve İnsan programının son bölümündeyiz üçüncü bölümündeyiz ee, bu haftaki konumuz Osmanlı'da saray hayatını konuştuk İlk bölümde e, kimler yaşardı neler yapardı saray hayatından biraz bahsettik ikinci bölümde de sizlerden gelen soruları Tarih ve İnsan etiketiyle gelen soruları Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza sorduk ve üçüncü bölümde yani son bölümde e, karşınızdayız e, hocam biraz evvel ikinci bölümde e, ...bir isimli zikretmiştiniz... ...Can Dündar evet. e, zikretmiştiniz... ...izleyicilerimiz Allah razı olsun... ...hemen onların fotoğraflarını bize... ...yağmur Oğlum, gibi yağdırdılar... Yani, sevgilerimiz... e, ...şu anda sevgili yönetmenim de verdi... ...ekranda e, Alman Cumhurbaşkanı'nın... ...önündeki e, duruşu... ...aslında birçok e, resimler var... E, ...lakin... ...şimdi bunun e, bir de... E, ...tamamen onun yanında el pençe divan duruşu var... Evet ...yani burada tabii... ...kendisine e, samimi bir poz olarak... ...şey diyor, Hı -hı. veriyor ama asıl bir böyle eee Cumhurbaşkanının hemen yanında el pençe divan duran evet, bir e, resmi fotoğrafı daha var. Onu e, getirebilirlerdi. O boyun eğme olayı mesela. Tabii o. Şimdi Mustafa Bey işte zelil olur kendi devletine asi olan, kendi padişahına, kendi başkanına asi olan dışarıda zelil duruma düşecektir. Evet. Dışarıda onun emri altına düşecektir. Önemli olan bu. Hı hı. Hatta evet. elimde de bir kendisinin yazdığı bir kitap var. Alman Cumhurbaşkanına. Evet. Hediye etmiş ve boynunu da bükmüş bir vaziyette duruyor ama ülkemizde tabii Cumhurbaşkanıdan medet dileniyor yani. Evet. Medet dileniyor. Dışarı gidecek. Medet ben ilk şeyi bilirim. Mustafa Reşit Paşa. Hı hı. Mustafa Reşit Paşa padişaha padişahla şey düştüğü zaman İngiliz elçisinin ayaklarına kapanıyor. Yani bu hep böyledir maalesef. Bu durum böyledir. Padişahın ya kenara çekilip oturmayı da bir insan bilebilmeli. Bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız herhalde bu milletin hayrına bir iş yapmayacak. Bu milletin hayrına yapmayacak. Senin hayrına bir iş yapabilir onu bilemem. Ama ...umumi bu milletin, Türk Devleti'nin... ...Türk Milleti'nin hayrına iş yapmayacak herhalde. Evet. Sana da hayır gibi gözüken şey... ...normalde şerdir. Çünkü sen de bu milletin bir ferdisin. Bunu unutmayacaksın. Sen de bu milletin gemisindesin. İşte... E, ...maalesef durum bu merkezde. Bunları hep, her zaman... ...bu tarihte... ...böyle olmuştur, böyle olacaktır. Evet. Evet hocam... E... Şunu da hemen sorayım. Sarayda şehzadelerin ve kız çocukları olan padişahın sultanlar nasıl yetişirdi? Evet en önemli husus tabii padişahın kızı ve oğlu. Netice itibariyle herkes oğlunun ve kızının en mükemmel şekilde yetişmesini ister. Yani evladı kendi evladı geriye devletini o evladına bırakacak şehzadeler için baktığımızda. Hı hı. Onlardan birisi devletinin idarecisi olacak bu evladı. E diğeri de e, işte ciğer faresi kızı. Yani bunların eğitimine nasıl bir önem verir? E, İnsanın düşünmek lazım. Yani her anne baba evladının nasıl yetişmesini isterse onu gözü gibi korursa eğitimine gözü gibi ilgilenirse ilgilenirse e, padişahlar da aynısını yapıyor burada. Sefadeleri e, lalalar. Şehzadeleri, hocalar, lalalar, yani bunun tabii bir bütündür şehzadenin hı hı. eğitimi. Her bakımdan mükemmel olacak. Yani bu yarın bir devlet idarecisi olacak. İdari hususları iyi bilmesi lazım. Silah şörlüğü çok iyi bilmesi lazım. Ata binmeyi, kılıç kullanmayı, ok atmayı, devrine göre tüfek kullanmayı çok çok iyi bilmesi lazım. Yani harbi iyi devrin bilecek. silahlarını evet. iyi bilecek, harbi iyi bilecek, harp taktiklerini iyi bilecek. Bunlarda mükemmel yetişmesi lazım. İkincisi, e, ilim ehli olacak. Yani hem dini ilimlerde hem nakli akli ilimlerde, fen ilimlerinde hı hı. mükemmel olması lazım. Yetişmesi lazım. Çünkü siz emri altındakilerinizden daha bilgili, daha yetenekli olmazsanız bir gün onların idaresi altına düşersiniz. Siz daha iyi bilmeniz lazım. En iyi bilmeniz lazım. En fazla okumanız lazım. Evet. Yani evet, her şeyi sizin bilmeniz mümkün değil. Fakat sizin her şeyden bilmeniz lazım, Mustafa Bey. Bu mühim. Yoksa e, ne olursunuz bir e, tebaanız şeyi altında, siz aşağı durumlara düşmeye başlarsınız. Onun için şehzadelerin mükemmel yetişmesi lazım. Bunun için de birebir eğitimi, ta dört buçuk yaşından itibaren, 5 yaşından itibaren birebir mükemmel bir eğitim alıyorlar. Yani hocalar saraya gelip ders veriyorlar. Saraya hocalar nereye kadar geliyor bakın. Aynen az önce harem kısmında anlattığımız o e, kara hadım ağaları dedik. Evet. Bunların en başındaki adam Darüs Saade Sarayın en yüksek e, rütbelerinden, görevlilerinden biridir. En yüksek görevlisidir o kız harem saray kısmının. Hı <laughs> hı. diyebilir miyiz ona hocam? En yüksek Güvenliğinden sorumlu diyebilir miyiz? Yani güvenliğinden, bir takım şeylerinden, diplomasisinden, hı hı. padişahı en fazla etkileyen insanlardan, padişahın vakıflarını idare eden bir ha. kimse olarak. Yani çok bugün kapsamlı. Cumhurbaşkanı, genel sekreteri gibi evet, yani aynen. üst düzey bir adam gerçekten, çok üst düzey bir kimse. Şimdi o Darussade ağasının hemen odasının yanında e, Şehzadegan Mektebi var. Şehzadeler Mektebi. Burada işte kadınların girmediği bir bölüm, kara hadım ağaların olduğu bir bölüm, erkeklerin son bulunduğu bölüm. Çocuklar içeriden oraya çıkıyor, hocalar da öteden oraya geliyor. Evet. Burasının dış sarayla bir ilgisi yok. Orada çift katlıdır, iki katlı bir bölümdür harem kısmında. Burada çocuklar ders alırlar, sonra tekrar hareme girerler. Ders alırlar. Onlar da dışarıya çıkarlar. Derslerini burada alıyorlar. Haremi gezerken ilk girdiğiniz bölümde bunu görebilirsiniz. Darüs sodası Asodası Şehzadegen Mektebi. Yan yana bulunan bir mekteptir. Orada alırlar. Yani o çocuğun mükemmel bir eğitim alması en mühimdir. Zaten asıl olan da bu değil midir yani? Tabii ki. Bir şehzade için. Tabii şehzadelerin bir sancağa çıkış dönemleri vardı. Sarayda kaldıkları dönemler vardı. 11, 12, 13 yaşına geldiklerinde bu mükemmel eğitimi alan çocuklar Anadolu'da çeşitli sancaklara bali evet. olarak gönderiliyordu. Böylece teorik olarak da mükemmel bir eğitim alıyorlardı. Yani gidiyor işte Trabzon sancak beyi oluyor, Manisa, Amasya, Kastamonu, Konya sancak beyi oluyor ve burada uygulamalı bir şekilde devlet idaresini görüyor, daha iyi yetişiyor ve bir taraftan da eğitimi devam ediyor. Fakat e, sancağa çıkma kaldırılınca o şimşirlik dediğimiz odada kalıyorlar. Şimşir ağaçlarıyla çevrili. E, bu küçük bahçesi var. O ağaçlar olduğu için şimşirlik dairesi deniliyor. Yaklaşık 12 oda bunlar yan yana. Yani böyle çok hani bir kafes içerisinde şey evet. değil ama dış dünyayla bağlantısı kesik. Yani kim var? Daha çok e, cariyeler var bunların hizmetinde. Hatta eğitimi dahi. Belki o cariyeler vasıtasıyla veriliyor. Onun için de nispeten belli bir dönem eğitimleri zayıf kalıyor. Daha sonra bunun farkına varıyorlar. Tabi devlet e, iyi gitmeyince de, padişahlar devlet adamlarının tamamen etkisi altına düşünce bunun sıkıntısını görüyorlar ve bunu yumuşatıyorlar daha rahat. O padişahların oğulları daha rahat eğitim alıyorlar. Yani babası padişahsa o dış dünyayla daha açık, daha rahat, eğitimi güzel. Fakat babası padişahlıktan düşüp de amcası veya bir başkası oraya gelince, amcalarından biri, bu defa ne oluyor veya abisi, şimşirliğe konuluyor. Evet. O bağlantı biraz zayıflıyor. Bazı padişahlar döneminde, bunların sayısı da çok üçü beşi geçmez. Yani fazla değildir. Ama bunun görüldüğü, bu ortaya çıkıyor. Bir de bunu tabii küçük padişahlar dönemini de ilave edebiliriz. Yani 11 yaşında, 7 yaşında tahta çıkan 4. Murat gibi, 4. Mehmet gibi çok küçük yaşta padişahlar tahta çıkınca belli bir müddet yetişinceye kadar bu sıkıntı yine kendini gösteriyor. Onun için de son dönemlerde şehzadelerin eğitimlerine yine aynı şekilde önem verilmeye başlanıyor. Daha iyi, daha serbest yetişmelerine yol açılıyor. Yani Sarayda şehzadelerin şeyi en önemli. Tabii kızlar biraz daha farklı, onlar daha evet. içeride. Ama erkekler biraz daha serbest çünkü devlet idare edecek, daha rahat yöneten eden insanlar oluyorlar ee, ve yetişmelerine dikkat ediliyor. Sultanlar da dediğiniz gibi Bunların var, hizmetkarları var sarayda. Hı hı. Hizmetkarları var. Gençler enderun mektebindeki insanlarla daha rahat iletişimlerini devam ettirebilirler. Klasik dönemde. Bu onların yabancı dil öğrenmelerine yardımcı olur. Yani böyle de artıları var. Çok güzel. Ee, aslında güzel bir soru daha var hocam. Osmanlı'nın gelişmesi ve büyü büyümesi kılıçla mıdır yoksa eğitimle midir? Mustafa Bey, kılıcı kullanmak bile bir eğitimdir. Yani eğitimsiz kılıcı adam sopa gibi kullanır. Evet. Yani o kılıcı kullanma, düşmanlığın elinden kılıcı düşürme. O kılıca hani çipte su verilmiş Osmanlı kılıcı derler. O kılıcı en keskin hale getirme. Bunu şehzade yapmıyor, bunu siz yapmıyorsunuz. Kılıç ustaları o kılıcı yapıyor. Müthiş ustalar var. Kılıcın dövülmesi. O da bir ilim gerektiriyor. Bu da işte. bir ilmi gerektiriyor. Yani bugün nasıl topun yapılması bir ilmi gerektirmiyordu. Tabii Top ki. bir mühendislik değil mi? Fatih bir makine mühendisi. Havan topu diyoruz. Bu bir mühendislik değil mi? Bugün bir takım işte uydu uydulara gitmek, uydu uydulara şey göndermek, füzeler ya. göndermek. Evet. Oralı bir ilim değil mi? Bugünkü işte şu bizim silah sanayimizdeki ya. gelişmeler bir ilimle olmuyor mu? Bunu silah deyip geçer misin bugün? Ve bu konuda en yetişmiş uzmanlar, insanlar çalıştırmıyor mu? Ya. İsrail bir zaman bizim bu mühendislerimizi öldürtmedi mi? Evet. Şimdi Osmanlı'da da o günün silahlarını silahlar içerisinde yine bir mühendislerin yine silah sanayinde çalışan insanları görüyoruz. Bu bir. İkincisi e, sadece burada kalmıyor. Matematik ilmi var, tıp ilmi var, hukuk ilmi var, fıkıh ilmi var, tefsir ilmi var. Devlet elbette ki ilimle yücelir. İlim olmazsa o devletin ayakta kalması, ayakta durması, ilerlemesi mümkün değildir. İşte senin Önce bu ilimlerde geçerler. Ardından bu ilmin teknolojiye yansıması dolayısıyla silah sanayiinde geçerler ve geri kalmaya başlarsın. Sen ilerlediğini zannedersin ama senden adam 50 kat daha fazla ilerliyordur. Bugün şu 15 sanayiinde bizim silah sanayiinde bu kadar öne çıkmamız aslında bizde çok iyi mühendislerin de olduğunu gösteriyor. TÜBİTAK'ta, İTÜ'de, bir takım yerlerde evet. çok iyi insanların yetiştiğini gösteriyor. Bu gençlerimiz dün Amerika'ya gidiyordu. Bugün ülkemize geri dönüyor giden gençler. Neden? Sen dün adamın dinine, imanına, inancına, başörtüsüne, evet. her şeyine karışıyorsun. Kaçıyor ülkeden. Bu ülkede yaşanmaz diyor. Bugün koşa koşa geri geliyor bu insanlar. Dün FETÖ'ye ve işte Almanya'ya ve bir takım bir yerlere hizmet ediyorsun. Senin yaptığın her şey dışarıya satılıyor. Bugün vatanının milletini düşünecek insanlar yetişiyor ya yetişecek inşallah. İnşallah. Bunlar rahatsız olanlar işte bu memleketin ileri gitmesini istemiyor. Ellerinin çözülmesini istemiyor. Onun için de istemezük. Hayır, her şeye muhalefet. Bunu istemediğin zaman bu hale geliyor. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla hem ilimde hem de e, kılıçta da büyük bir ilme nah, sahip. cahil ölü gibidir. Hani cehle hak mevt dedi ilme hayat olma hem hali vat demişler. Cahili ölüye sayın buyuruyor peygamberimiz. Cahil ölü. Cahil devlet de ölür. Cahil ölü insanlar ülkesinin ayakta durduğunu gördün mü Mustafa Bey? Ölü insanlar ülkesi. Büyüyor. Tamam her şeyi mezarlığa dönmüş bir memleketin büyümesi, yücelmesi mümkün mü? Değil tabii ki. O zaman... C diri insanların memleketi olacak. Yaşayan insanların. insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan ilimle yaşar, cehille değil. Evet. Yine o ilmi ve bilgiyi muhafaza edersek hocam, e, cettimizden, atamızdan gelen o mirasa gerçekten sahip çıkarsak, e, birçok devletin de üzerine e, hem ilmi hem fenni konularda da geçeceğimize eminiz. Devam edeceğiz. Hocam, e, harem ağaları ve Programımızın da son çeyreğinin biraz azı. E, cariyelerin <laughs> evet. görevlerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Gerçi cariyelerin görevleri oldukça uzun. Evet şimdi bunlar işte sarayın yardımcı elemanları, hizmetli elemanları. Hı hı. Bu nevi görmek lazım. Şimdi hadım ağaları, saraydaki o mesela bir takım eşyalar gelir kadınlar için. Dışarıdan eşyalar gelir. Dış dünya ile irtibat sağlarlar. Ve mesela orada bir takım e, girdiğimiz zaman dolaplar vardır. Bu dolaplarda eşyalar korunur, eşyalar getirilir. Bunları içeriye gönderilir. İçeriden dışarıyla irtibatı sağlayan insanlar vardır. Sarayın ihtiyacı olan hususlarını görürler. Sarayın korunma ihtiyacını görürler. Mesela yemekler getirildiği zaman bu e, dışarıdan yemekler geldiğinde bu harem ağları alırlar. Bunları cariyelerin kapısının önüne getirirler, kapıyı tokmakla vururlar, geriye giderler, onlar çıkar, bunlar girerler, o yemekleri alırlar, içeri götürürler haremin yemeğini. Herhangi bir karşılaşma yok. Yok. Onlar bunları dağıtırlar, eşyaları götürdüğü zaman oradan işareti verirler, onlar gelir alırlar. Yani bu tam bir hiyerarşi, tam bir disiplin vardır. Cariyeler zaten sarayın bütün hizmetlisi, hı hı. saray görevlilerinin Padişah'a yakın insanların hizmetlisi cariyelerdir. Cariye tamamen bir hizmetkar sınıfıdır. Ancak padişah eşleri de bunların arasından seçilecektir. Onun için saraya belki hepsi olmasa da genelde işte belli bir güzelliği olan, yeteneği olan, iffetli, dikkatli, iyi eğitim almış, iyi yetenekli, iyi eğitim almış insanlar girer. Zaten iyi eğitim almış dediğiniz zaman Saraya çoğu hediye olarak gelir bunların, yani Bosna Beyi, Kırım Hanı, bir takım işte böyle beyler beyler. Bunlar padişah değişikliklerinde valide sultanlara veya padişaha hareme hediye yollarlar bu kızları hediye olarak. Bunlar oraya gelirler. Çoğu zaten bunlardan seçilir eşlerin, bu nevi iyi yetişmiş insanlardan. Bir de e, gerçekten yetenekli, gayretli, iş bilir insanlar belli bir şey olan, onlar da alınır. Diğer hizmetlerde kullanırlar. Bu haremde çamaşırlar var, yemekler var, temizlik var, bir takım faaliyetler var. E bunların her birisini gören, hizmetini gören cariyeler var. Evet. E ayrıca şehzadeler var. Her bir şehzadeye en az 10, 15, 20 cariye hizmetine verilir. Bunlar onun hizmetiyle ilgilenirler gece ve gündüz. E diğer taraftan Padişahın kızlarının hizmetinde beşer onar cariyeler vardır. Bunlar onun odasının bir takım hizmetleri, yemeğini, içmesini, ihtiyacı onları görürler. E, Valide Sultan, padişah eşleri, bunların her birinin beşer onar her birine özel tahsis edilmiş hizmetçiler yani cariye. Dolayısıyla şöyle bir baktığın zaman 150-200. E evet. onlarca oda, bunların temizliği bunların yıkan eşyalarının yıkanması, belli zamanlarda umumi temizlikler, bütün bunların her birisi yine cariyeler tarafından yerine getirilen hizmetlerdir. Şimdi bir de istersen haremde öyle bir günlük kısa bir hayatı verelim de harem yaşantısı da ortaya çıksın. Evet Mustafa verelim diye. hocam. Bu cariyelerin. Çünkü bu da çok öğreniliyor. Tabii değil mi insanlar? Bunlar nasıl yani yaşıyor? harem denilince, cariye denilince çok daha farklı yönlere çekiliyor. Aynen. Çok daha farklı. Şimdi sonuçlar ortaya çıkıyor. Bütün oluyor. hayat sarayda sabah namazından yarım saat önce başlar, bir saat önce başlar. Yani sabah namazından yaklaşık bir saate yakın kala herkes uyanır, kaldırılır. Abdest alırlar, güzelce. Ondan sonra otururlar, namaz kılınca, kılma vakti şey edinceye kadar şöyle, hani son vakitte biraz kılınır ya, 20 dakika kalıncaya kadar, Kur'an-ı Kerim okurlar. Sonra her birisi hep namazlarını kılarlar. Sabah namazını kılarlar. Ondan sonra usta cariyeler vardır haremde. Bu usta cariyelerin önünde e, fıkıh, ahlak, dersleri alırlar. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler Kur'an-ı Kerim dersi alırlar bir taraftan. Fıkıh dersi, ahlak dersi alırlar, bir dersleri vardır. Ondan sonra hepsi hizmetlerine dağılırlar Hizmetlerine. E öyle e, namazı vardır. Yemeği vardır. Sonra bunların bulaşıkları, hizmetleri. İkindi namazı vardır. İkindi namazı. E sonra akşam namazı vardır. Akşam yemeği vardır. Hizmetler. Yası yani Akşamın ne zaman olduğunu bilemezsiniz. Bütün bu hizmetler içerisinde ne zaman akşam oldu, ne zaman geçin, vakit geldi, anlayamaz. nasıl geçtiğini anlamazsınız. Akşam namazı ve sonra yatsı namazı. Yatsı namazını kıldıktan sonra toplanırlar. Yatsı namazından sonra. Padişahın, işte dinin, devletin devamı için dua ederler. Dualar ederler. Okurlar. Kur'an-ı Kerim okurlar. Ve ondan sonra nöbetçi cariyeler hariç, belli sarayın bir gece nöbetçileri vardır, yatıp uyurlar. Çünkü sabah namazından bir saat önce kalkacaklar. Evet. Güne erken başlar. Yani güne erken başlayacaklar. Ne yapıyor? E, bugün yatsı kaçta oluyor? Yedi buçuk sekiz. Aynen öyle. Yani kaçta yatıyor bu insanlar? Dokuzda yatıyor. E, dokuzda yatan bir insan, altıda kalktığı zaman gayet dinç kalkar. Yani. Hem de nasıl bir dinç kalkar? Yani Gece şeye kalkıp teheccüde de bayağı bir zaman vardır yani düşündüğü zaman. İşte hani gece hayatı yok. Gece hayatı deyince insanlar aklına başka şey geliyor. Gece hayatı oturup saat 1'e 2'ye kadar televizyon izlemek de bir gece hayatıdır. Osmanlı toplumunda bu yok. Erken uyuyor, erken kalkıyor, gününün bereketini görüyor. Yani bugün kalkıp saat 5-6'da kalkıp akşama kadar iş yapan bir insan... Ben inanıyorum. Bugün benim 15-20 kitabım var. Böyle bir hayatta ben telif olarak 40 tane, 60 tane eser veririm. Evet. Ve bir de kütüphanenle evin arası yürüyerek yarım saat düşün. Ben arabayla fakülteye bir buçuk iki saatte gidiyorum. Ya. Allah'tan avrasya açıldı, <laughs> Bayağı düştü. Üç saat, yol git, beş evet. altı saat. Evet, evet, Sadece evet. yolda geçen bir insanın nasıl bir hayatındaki bereket olur. Şimdi, saray böyle bir şey. Beş vakit namaz üzerine kurulu bir hayat. Dua üzerine kurulu bir hayat. Vazifesini bilen ve vazifesini yapan bir hayat. Bunun dışında ne var? Bunun dışında kandil günleri, bayram günleri, eğlenceleri, bazen gezi günleri olur. Bir insanın, bir Müslümanın, bayram günü Kandil günü eğlencesinin nasıl olacağını bizi izleyenler düşünsün. Değil mi? Yani normal günü böyle olan bir insan bayram gününde neler yapar? En farklı bir gün. Bizim herhalde bayramımızın ne olduğunu biliyoruz. Evet. Ziyaretler, sohbetler, okumalar, dualar değil mi? Evet. Dini hayatın en üst düzeyde yaşandığı günler bayram günleri, kandil günleri. Ramazan-ı Şerif onlar için oruç tutmayan olmaz. Yani nasıl dersin namaz, oruç? Hayatı bu. Hayatı buna bağlı. Oruç ve namaz. E bir de Ramazan'da orucu düşünelim yani. Tamam. Ne neşedir o saray hayatı. Enderun tarafında sabah davudi bir sesle, 3. Ahmet Kütüphanesi'nin orada merdivenli bir çeşme vardır. Onun üzerine çıkan bir genç davudi bir sesle sabah ezanı okuyor. Ve insanlar orada gençler kalkıyorlar o gençler. 18, 16, 20 yaşındaki o gençler. Her birisi geliyorlar o ağalar mescidine ve padişah sünnet namazını kılmış olarak geliyor. Orada namazlarını bu şekilde kılıyorlar. Sanki yaşıyoruz hocam düşünmesi bunların bile güzel çoğu, şimdi. Ve bunların çoğu hafız orada yetişen gençlerinde. Çoğu hafız. Yani orada bir akademi görüyoruz biz Mustafa Bey. Evet. Saray bir akademi en üst düzey insanların yetiştiği en e, iffetli namuslu kızların yetiştiği en iffetli, ger en yetenekli, e, eğitimli, ilim ehli gençlerin yetiştiği iki akademi. Ve buradan yetiştirilen insanlar da evlendirilen buradaki diğer kızlar ne oluyor? Buradaki erkeklerle evleniyor. Ve bu aile nereye gidiyor? Dışarı çık göreve gittiği zaman Tokat'a, Sivas'a, Erzurum'a, Trabzon'a, Adana'ya, Balıkesir'e, Mersin'e, her yere, Tekirdağ, Bosna'ya, Belgrad'a, Şam'a, evet. Budin'e, Libolu'ya, İmparatorluğu her yerine buradaki insanlar gidiyor. Saraylılar. Sarayda yetişmiş, saray eğitimi, saray kültürü almış bir kadın, saray eğitimi almış, saray kültürünü almış, İslamiyetle haşır neşir tam manasıyla yetişmiş Enderun Mektebi'nden bir genç. Birisi Bosna'da padişahın işte haremlik kısmındaki kadınlar kimi şey alıyor? Osmanlı sarayından yetişmiş bir kadın. İdolları o, örnekleri o. Selamlık kısmının yani gençler de kimi örnek alıyor? Osmanlı sarayından gelmiş en kültürlü adam. Onu örnek alıyor. Ve imparatorluğun her tarafına saray kültürü gidiyor Mustafa. Evet. Bey. Bakın sarayın bir de dışarıya Osmanlı kültürünü, Osmanlı ahlakını, edebini, ilmini hemen her tarafa yayıldığı bir sistem bu. Yani Müthiş saray hayatı sistem. sahip olduğunuz bütün topraklara Aynen o şekilde gidiyor. Hem şehzadeler evet. hem sultanlar tarafından veya işte oradan e, mektepten Bu cariye ayrılan cariye ve cariyeler. evlerin mektebindeki gençler. Evet. Evet Hocam böylelikle de programımızın sonuna doğru geliyoruz ama e, arz günleri belli günlerde mi olurdu? Divan da e, arz günleri divan genelde dört gün olarak çalışırdı Osmanlı'da. Bu dört günün iki günü de divana çıkma her gün olmazdı. Hı hı. İki gün divan. Bazen bu e, dört güne de çıktığı zamanlar olmuştur. Hani yoğun tabii. savaş günleri olur, bir takım şeyler olur, kararları. Divan günleri çok az olarak bazen iki güne düşürüldü. Fakat sonradan yeniden bunun az olduğu ortaya çıkartılıp dört güne çıkarıldığı zaman oldu. Son dönemlerde ise daha çok tabi Divan-ı Hümayun paşa kapısına, sadrazamlık kapısına, dışarıya, kabineye gittiği zaman saraydaki bu şey değişti tabi. Ama normal, klasik dönemde kubbe altında 19. yüzyılın ortalarına kadar hemen hemen bu sistem devam etti. Hı hı. Hocam şeyde biliyoruz, padişahların çilehanelere girdiklerini biliyoruz. Sarayda dua ve itikaf odaları var mıydı diye de soranlarımız da var. Çilehane deyince, Mustafa Bey onu kim şey yaptı, çilehane deyince şimdi insanların gözünün önüne... Hani Edirne'de gidersin Hasan Sezai Hazretleri'nin bir de toprağın altına girmiş bir çilehanesi vardır. Şeyde gidersin, e, Daren'de de Somuncu Baba Arzetlerinin evet. bir çilehanesi vardır. Aksaray'da yine bir çilehanesi vardır Somuncu Baba Hazretleri'nin. Böyle alimlerin toprak altında Ahmedi Yesevi'nin 60 sene aşağıda evet. yaşadı. Şimdi padişahların böyle bir çilehane düşünmesin tabii izleyicilerimizin. Onların zaten sarayı çilehane ya Mustafa Bey. Değil mi? Evet, sarayı çilehane. Padişahlık bir çiledir zaten. Padişahlık baştan sona bir çiledir. Yani bir yüktür adama. Hem dine hem de, kaçar de insana adanmış bir hayat. Yük. Bütün Vediyatullah olarak görülür e, millet Osmanlı Padişahı'nın. Vediyatullah. Allah'ın ona bir emaneti. Evet. Ben size bir emanet verdim. Bana teslim edinceye kadar rahat uyku uyuyamazsınız Mustafa Bey. Evet. Ya arabayı aldın bir yerine vurmayayım, kırmayın, kırmayayım, bir çizilmesin, bir Neler şey etmesin. Geliyor? Değil mi? Emanetin ipi de ne olur derler Anadolu'da? Çürük olur derler. Emanete göz değer. Bir şey olu verir yani. Hep emanet aldın mı? Yandın. Onun için millet böyle diken üstündedir. E millet vediatullah Allah'ın emaneti. Evet. Ve sana verildi. Bunun şuurunda olan insanlar nasıl olur? Zaten çilehaneyi yaşıyor Bizim bu. Bizim devlet kültürümüz bu işte Mustafa Bey yani. E bunu ben yerine göre ortaokuldan, liseden itibaren gencime vereceğim. Yani belediye başkanı olaca olacak adam. Ya ben belediye başkanı olacağım, şu kadar maaş alacağım, şuraları gezeceğim. Şöyle yapacağım, bunu yapacağım, bakan olacağım, hükmedeceğim. Değil. Sana bir vediatullah veriliyor. Sen insanların ızdıraplarına ortak olacaksın. Sıkıntılarına ortak olacaksın. Hallerini gözeteceksin. Mesele bu. Neden devlet başkanı oluyorsun? Bunu iyi bilecek insan. Evet. Onun için saray kendisi çilahane. Nereden onu şey yaptı Mustafa Bey? Sarayın kendisi çilahane. Aynen öyle hocam. Evet. Dediğiniz gibi çok büyük bir vebali ee, bırakın omuzlarında, kafasının üstünde, bütün hücrelerinde taşıyor. Aynen Hocam böylelikle de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lakin yine e, her programda olduğu gibi yurdumuzun birçok ilinden sizlere e, davetler, yine davetler var. davetler mi Kayseri'ye bir daha bekleriz diyorlar. O, e, Kayseri'lilere selam olsun, var olsunlar. Evet. Pelin Hanım'la gitmiştik oraya. Pelin Çift Hanım'la. Evet. Yani çok muazzam bir böyle e, karşılama oldu. Gerçekten e, Kayseri'lilere muhabbetlerimi sunuyorum, var olsunlar bizden de çok selamlar. Hayır, evet. Hocam e, hemen hatırlatalım. E, Salı günü inşallah yarın Konya'da olacaksınız. İnşallah evet. E, Perşembe günü Ankara Sincan, cuma günü Pendik'te olacak ve cumartesi günü de Avusturya'da eee olacak Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız. Tabi bu koşuşturmanın, bu temponun arasında da ayrıca Lale Gül TV izleyenleriyle de buluşması hakikaten takdire şayan bir olay. Ve sizlerin adına ben çok çok teşekkür ediyorum size sağ olun, hocam. Tamam. Ayrıca bu değerli bilgileri bizlerle de paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür Var ederim. Olun. Sağ, olun, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, programımızın başında da söylediğimiz gibi tarih ve insan etiketiyle bizlere soru gönderen 3 izleyicimizin... Üç izleyicimize yine hocamızın çok değerli kitaplarından armağan edeceğimizi söylemiştik. İşte o isimlere sıra geldi. E, bu arada hocam Mücahit Bey'e e, kitabı ulaştıramadık çünkü Balıkesir'den Mücahit geldiniz. Mücahit Bey'den af diliyorum. Balıkesir'den geldim evet. bugün. Evet. Gidip kitabı alamadım. Evet. Beni affedeceğini umuyorum. İnşallah, İnşallah haftaya. haftaya dua etsin Mücahit <laughs> Bey biraz daha. Onun yanına olmazsa bir <laughs> kitap daha ilave ederim ben. İnşallah Öylece hocam. Böylece Mücahit Bey'i sevindiririz. Eyvallah, Allah razı olsun. Aynen. Diğer isimleri de hemen değerli izleyenlerimiz söyleyeyim. Mustafa Sadıkoğlu, YKT Hilal Rumuzlu izleyicimiz ve Büşra... K-C-G-Z rumuzlu izleyicimiz e, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın kaleminden çıkmış değerli kitaplardan bir tane armağan ediyoruz. Kanalımıza telefon marifetiyle ulaşıp adres ve iletişim bilgilerinizi verdiğiniz takdirde kapınıza kadar e, hediyemizi kabul buyurunuz inşallah. Kendisine emanet edileni en iyi şekilde hıfzı muhafaza eden yüce Rabbime emanet olunuz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek ümidiyle Mevlaya emanet